ve Danışmanlık Merkezi'ne merhabalar. Tehlikeli madde güvenlik danışmanları sınavına girecek öğrenciler için kısa videolar hazırladık. Bu videomuzda da Express Kolili olarak taşımaya yönelik nasıl sorular geliyor, bu soruları nasıl çözeceksiniz, onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım size. Her sınavda, RIT sınavında Express Koli sorulur. Neden? ADR'den farklı olan yerler nereler ise RIT sınavında özellikle o konulara vurgu yapılmaktadır. Oralardan soru gelir. Şimdi bakın, 27 Eylül 2020 sınavında şöyle bir soru var. Aşağıdaki maddelerin hangileri Express Koli olarak taşınabilir? Express Koli taşınması nerede anlatılmaktadır? Bunu hatırlıyorsan işin çok kolay. Zaten hani 7-2 haneye kadar ezberleyin diyorum. Bunlara postit de takabilirsiniz hızlı bulmak için. Bölüm 7-6'da anlatılmaktadır. Der ki tablo A sütun 19'a gelip baktığında eğer burada taşımayla ilgili C kodlarını taşıyorsa o zaman Express Koli olarak bu madde taşınabilir. Ama tabii ne olacak? Bu CE'de belirtilen şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Başka da yerde yazmıyor. Bununla ilgili bilgi bu kısmın içinde yer almaktadır. Geldim, baktım 1389 2 litre taşınırsa ben bunu Express Koli olarak gönderebilir miyim? Sütun 19'a gelip bakıyorsun. Sütun 19'da bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Şey gibi hatırla yani hani tank kodu varsa tankta taşıması vardır. Tank kodu yoksa tankta taşıması yok demiştik. Burada da C eğer yoksa Express Koli olarak sen bunu gönderemezsin demektir. Geldik 1394 ikinci önermesine. Burada da ne der? 1394 sütun 19'da CE10. CE10'u gelip okursun. Aynen karışık ambalajdaki MP hükümleri, diğer özel hükümler gibi mutlaka okuyup şartları sağlayıp sağlamadığına bakmanız gerekir. Bir Express Koli ambalajı 12 litreden fazla bu maddeyi içermemesi gerekir. Benimki 5 litre. 12 litre demiş, o zaman gönderebilirim. Belirli ortam sıcaklığında taşınması gerekmeyen o 50 ml ambalajlarda taşınan UN 2814. 2814'ün şöyle söyleyeyim. Size eğer hangi satıra bakarsanız bakın sorunun şeklini değiştirmeyecekse ayrıntı vermez 2814 ile ilgili. Gelip baktığında CE14 yazar. C14'ü gelip okuyorsun. Şartı sağlıyorsa taşınır. Şartı sağlamıyorsa taşınmaz diye geçersin. Yine aynı şekilde bakın bagaj alanında başka bir radyoaktif malzemenin taşınmadığı durumda 6 kilogram ambalajda taşıma indeksi 2. UN 2910 maddesi. 2910 sütun 19'a bakıyorsun. Geliyorsun buradaki değeri okuyorsun. En fazla kritik güvenlik indeksi 10'u. Ambalaj 50 kilogramı aşmıyorsa o zaman ben bunu Express Koli olarak gönderebilirim. 50 kilogram UN 0507. Sütun 19'a baktım. Buradaki sıkıntı ne? Şöyle söyleyeyim. Her birinin gelip C'lerini bulacaksınız. Zaman kaybı, yorgunluk verebilir. Yoksa bu soruda kaçılmayacak çok basit sorulardan bir tanesi. Geldin C'ye baktın. 40 kilogramdan ağır değilse Express Koli olarak taşıyabiliyorsun. Eğer ağır fazlaysa da Express Koli olarak taşıyamazsınız. Bunun şartlarınız burada. Cümle içerisinde nereye uyduğuna dikkat edin. Buna göre soruyu çözdüğünüzde cevap Denizli olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Bununla ilgili şimdi sorularda şöyle söyleyeyim. Her de sınavda bir Express Koli sorusu gelecek. Sütun 19'a bakacaksın. C'lere bakın. Size soruda verilen şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Şartları sağlıyorsa o zaman diyeceksiniz ki ben bu maddeyi Express Koli olarak gönderebilirim. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum.